Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'den Konya'ya 3. Anajet Üst Komutanlığı'na 2 Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağı geldi. Bu uçaklar Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne, İngiltere'ye aitti. Bu uçaklar Konya'ya niye geldi? Konya'da ne yapacaklar? Ve herkesin merak ettiği sorun. Türk Hava Kuvvetleri Eurofighter mı alıyor? Gelin bu videoda bu soruların cevaplarını birlikte bulmaya çalışalım. Konya Türk Hava Kuvvetleri için çok stratejik bir üs. Bu üste havadan ihbar kontrol uçaklarımız E7T'ler görev yapıyor. 132. filo silah ve taktik filosu. Bu filonun geliştirdiği yeni mühimmat atım teknikleri bu filo tarafından değerlendiriliyor. Yönergeleri hazırlanıyor ve hava kuvvetlerine sunuyor. Diğer tarafta bakıyoruz. Solo Türk aynı zamanda 132. filo bünyesinde. Aynı zamanda Türk yıldızları yıllardır başarıyla uçuyorlar. Onlar da Konya merkezli. Ama Konya'nın stratejik öneminin bir başka yönü de Anadolu Kartalı Tatbikat Merkezi'ne ev sahipliği yapması. Dünyanın önde gelen askeri tatbikat noktalarından biri de Konya'da Anadolu Kartalı'nda. Burada sadece Türk Hava Kuvvetleri değil, dünyadan farklı farklı yerlerden gelen hava kuvvetleri, çok farklı uçak tipleri Konya'da Anadolu Kartalı'nda çok gerçekçi şartlarda ve tabii ki Türk Hava Kuvvetleri'nin de öğretmenliğinde önemli bir tatbikata katılma durumları içerisinde. Son yıllarda biliyorsunuz Türkiye özellikle dış politikada aktif bir tavır izledikçe dünyada bazı odak noktalarının ayağına basılması nedeniyle biraz yalnızlaşma eğiliminde. Geçmişte çok iyi ilişkilerin olduğu ülkeler, çok ciddi bir şekilde Türkiye'ye cephe almış durumdalar. Ve geçmişte de Anadolu Kartalı için Konya'ya gelen ülke sayısı ne yazık ki azalmış durumda. İşte böyle bir ortamda İngiltere'nin iki Eurofighter Typhoon tipi uçak yollaması Konya'ya da çok önemli bir vurguya sahip. Bu tatbikat NATO kapsamında gerçekleştiriliyor. Ve biraz önce de belirttiğim gibi İngilizlerin 9 numaralı filosuna ait bu uçaklar. 1914 yılında kurulmuş, 1. Dünya Savaşı ile birlikte kurulmuş bir filo. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda 1944'te Almanların ünlü savaş gemisi Tripitz'e yapılan saldırıda da bu filonun Avro Lancaster tipi bombardıman uçakları geminin batırılmasına çok önemli bir role sahip olmuş bir filo. Bu filo son yıllarda Aggressor olarak adlandırılan düşman uçağını simüle eden eğitim paketlerini hem İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne uyguluyor hem de NATO üyesi ülkelere uyguluyor. Gelen uçaklardan biri 914 kuyruk numaralıydı ve simsiyah boyanmış, antrasit böyle değişik bir siyah sahip bir Eurofighter'dı. Geçmişte Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde eğitim uçakları halkların bir kısmı siyaha boyanmıştı ve son yıllarda aggressor olarak adlandırılan düşman rolü oynayan uçaklarda da bu siyah rengin giderek popüler olduğunu görüyoruz. Niye? Çünkü karşılarındaki düşman ülkeyi temsilen bir siyah kamuflaj. Bunda işte Rusların Rusların Sukhoi serisi veya Çin'in yeni savaş uçaklarına karşı böyle bir boyama paterniyle Amerikalılar olsun F-16'ları boyamışlardı. İngilizler olsun gördüğünüz gibi Eurofighter Typhoon'u boyamışlardı. Bu şekilde eğitim için ön plana çıkartılmış oluyor. İngilizlerin Eurofighter Typhoon'ları 132. filo ile birlikte ortak tatbikat gerçekleştiriyorlar. 132. filo F-16'lara sahip bir filomuz. 2 F-16 tatbikata katılıyor. 2 de Eurofighter. Ve buradan edinilecek tecrübeler de gelecekte pilotların daha iyi şartlara, daha iyi standartlara sahip olmasına önemli bir avantaj sağlayacak. İngiltere'nin bu iki Eurofighter'ı Konya'ya yollaması gerçekten dış basında da, havacılık takipçileri arasında da epey bir dikkat çekti ve birçok yorum yapıldı bunlarla ilgili. Biliyorsunuz İngiltere'nin Brexit'le Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla birlikte kendine e, yan destekleyecek, işbirliği yapacak, ticaretini arttıracak ülkeler arayışları içerisinde ve son yıllarda da İngiltere ve Türkiye arasında işbirlikleri özellikle de savunma ve askeri alanda arttırılmaya çalışıyor. TUSAŞ'ın tasarladığı Milli Muharip Uçak Projesi'nde İngiltere'nin BAE Systems ki dünya devi bir savunma şirketidir. Çok önemli bir mühendislik desteği gerçekleştiriyor ve mühendislik desteğiyle bu projenin hayata geçirilmesinde de çok önemli bir aşama sağlanmış olacak. Niye İngiltere'den mühendislik desteği alınıyor? Şu ana kadar Türkiye'nin tasarladığı en hızlı uçak uçabilen diyelim Hürkuş. Hürkuş'un üzerine Hürjet gelecek jet motorlu ve milli muharip uçak birçok özellik açısından çok iddialı bir proje. Bu iddialı projede de Türkiye TUSAŞ üzerinden BAE Systems'a çalışmak, mühendislik olarak yaptıklarının kontrol edilmesi veya sesüstü uçan, stelt özelliklere sahip bir uçak konusunda İngilizlerin tecrübelerinden yararlanmak istiyor. Gelelim videomuzun muhtemel en dikkat çekecek Türk Hava Kuvvetleri Eurofighter mı alıyor sorusuna. Uzun zamandır bu sorular, Türkiye'nin ara bir uçağa ihtiyacı var mı konusundaki sorular Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'e sıklıkla soruluyor. İsmail Demir verdiği cevaplarda Türkiye'nin şu anlık bir ara uçak ihtiyacını olmadığı, işte F16'ların modernizasyonu, insansız hava araçları konusundaki gelişimler, yeni nesil mühimmatlarla birlikte milli muharip uçak gelinceye kadar bu açığın, bu tür yaklaşımlarla kapatılacağını altını çize çize vurguluyor İsmail Demir. Tabi bu soruların sorulmasının ana nedeni de Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkartılması. Bu konuyla ilgili savunma sanayi başkanlığının yaklaşımları bu şekilde ama bazen bir bakıyoruz işte e, birisi bir şey yazıyor diyor ki işte Rusya'dan uçak alıyoruz. Birisi bir şey yazıyor Eurofighter alıyoruz. Birisi başka bir şey yazıyor işte Sukhoi'lere ortağız falan gibi bir sürü şeyler ortaya atılıp bunlarla ilgili e, tırnak içinde dedikodular sıklıkla ne yazık ki dönüyor. Keza Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Eurofighter'ların da Türkiye'ye gelmesinin arkasından bunlar ortaya atıldı. Hatta rakamlar bile konuşulmaya başlandı. E, bir taraftan İngiltere'ye baktığımız zaman İngiltere ticaret konusunda da elindeki imkanları çok iyi değerlendirmeleriyle ünlü bir ülke. Türkiye 1980'lerin başında bu şu an F16'ların olduğu proje ile ilgili ihale açtığı zaman İngiltere uzun süre Türkiye'nin peşinde işte tornado'ları birlikte yapalım, Türkiye bu projeye ortak olsun, hatta elimdeki bazı tornado'ları Türkiye'ye verelim, size çok uygun şartlarda kredi gibi birçok teklif de Türkiye'nin kapısını aşındırmıştı. Bu konuyla da ilgili elindeki uçakları değerlendirmek üzere de bir yaklaşımda olabileceği oldukça ifade ediliyor son zamanlarda. Bu neden kaynaklanıyor? Eurofighter Avrupa'da ortak imal edilmiş bir savaş uçağı ortakları arasında İngiltere var, Almanya var, İtalya var ve İspanya var. Bu konsorsiyum bir araya gelerek bu uçağı yaptı. Ama tabii uçağın ortaya çıkışı, hayata geçmesi epey uzun bir zaman ve çok ciddi bütçeler harcandı bunlar için. İngiltere için üretilmiş ilk Eurofighter Typhoon uçağı 1994'te ilk uçuşunu yaptı. E, hizmete girebilmesi ise 2000'li yılları buldu. İngiltere 2000'lerin başında Trench 1 olarak adlandırılan uçağın ilk üretim versiyonu verildi ve aradan geçen yaklaşık 20 yılın süresinde de bu uçakları modernize etmek için çok ciddi para harcamak gerektiğinden İngiltere bu uçakları satmayı planlıyor. Çünkü bir tarafta teslim almaya başladığı F-35'ler var diğer tarafta da İngiltere Tempest olarak adlandırılan 6. nesil savaş uçağına doğru ortaklar arıyor ve Avrupa'da iki konsorsiyum biliyorsunuz çarpışıyor. Bir tarafta Almanya ve Fransa'nın oluşturduğu bir konsorsiyum var. Karşılarında da İngiltere var. İşte İngiltere farklı ülkeleri ve tabii aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeleri çekerek üreteceği uçak sayısını arttırmak ve projenin maliyetlerini paylaşmak istiyor. Bakalım nasıl bir seyir izleyecek bunlarla ilgili çalışmalarda bunları da merakla bekliyoruz. İşte bu ara süreç içerisinde de Türk Hava Kuvvetleri'ne bir Eurofighter Trench 1 ikinci el olarak verilmiş bir teklif var. Ama uzun süredir Türk Hava Kuvvetleri bu tür Eurofighter'ın bu tekliflerine çok olumlu cevap vermiş değil. 2000'li yılların başında İtalya üzerinden Türkiye bir Eurofighter pazarlanması için çok ciddi faaliyetlerde bulundu. Hatta hatırlayacaksınız e, İDEF savunma fuarına Eurofighter konsorsiyumu katıldığı zaman üzerlerinde Türk bayrağı olan hatta kuyruğunda o dönemde F-4 uçaklarında kullanılan e, Nozart gibi çeşitli figürlerinde bulunduğu tasarımlar yapılmıştı. Bunlar da oldukça e, paylaşılmıştı ama herhangi bir sonuç çıkmamıştı. Sonuç çıkmamasının ana nedenlerinden biri Eurofighter'ın pahalı bir uçak olması, operasyon olarak maliyetlerinin yüksekliği gibi sıkıntılar e, ve Türk Hava Kuvvetleri bugüne kadar hep işte Amerikan orijinli uçakları kullanması, iyi e f 16 altyapısına sahip olması nedeniyle Pek Eurofighter'a sıcak bakılmamıştı o dönem içerisinde. Bakalım gelecekte bunlar nereye gidecek, neler yapılacak, biz de bunları açıkçası merakla bekliyoruz. E, bu konunun gündeme aslında gelmesinin ana nedenlerinden biri de Yunanistan'ın son zamanlarda attığı e, önce Aramı arkasından Amerika'ya F-35 almak için mektup yazması. Bu konuyla ilgili de e, yazarımız Hakan Kılıç'ta bir video hazırladık, onu da yarın izleyeceksiniz. Lütfen bize sorularınızı yorum olarak yazın veya info.tolgozbek.com mail adresine mesaj atabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. İş birliklerine açığız. Detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberleri tolgozbek.com sitemizden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Katıl tuşuyla da kanalımıza destek verebilirsiniz. Hafta içi her gün saat 19'da yayınlarımız devam ediyor. Yarın Yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.